İyi günler. Makat darlığı, makat bölgesi sorunlarının en önemlilerinin başındadır. Yani düşünün ki bir kişinin normalde makatı 3 santimetredir açıklığı ve zorlanma anında bu 7 ile 9 santime kadar genişleme gösterebilir. Düşünün ki bu 3 santim olan çap 1 santime kadar düşer. Normal bir dışkının bir sosis kalınlığında olması gerekir. Düşünün ki bu kişilerde dışkı ileri derecede incelmiştir ki bir kurşun kalem çapına kadar düşmüştür. Çünkü 1 santimlik bir çaptan neredeyse bahsediyoruz. Dışkılamalar inanılmaz ağrılıdır. Bunun ötesinde dışkılamanın esnasında veya sırasında veya sonrasında veya dışkının üzerinde kan görülür. Ve hastalar için dışkılama yapmak adeta bir işkence haline alır. Öncelikle tabii bir insanda makat darlığı neden olur? Onu bir irdelemek lazım. Öncelikle erişkin, bizim işimiz erişkinler olduğu için yetişkinlerin makat darlıklarının yaklaşık %90'ı hemoroid ameliyatları sonrasında veya basur ameliyatları sonrasında oluşur. Yani şahıs bir ameliyat olur. Ameliyattan sonra makat daralır. Peki niye hemoroid ameliyatı oluyor da orası daralıyor? Öncelikle makat bölgesinde etrafında özellikle dış hemoroidler yoğun varsa ve onlar çeşitli işte koterdir işte veya bir takım damar kapatma cihazları deriz biz onlara işte ligaşür, ultrasıcı değişik isimleri vardır yani şey çok önemli değil. Damar kapatma cihazlarıyla yani yakarak onlar alındığı takdirde yakmaya karşı orada deride bir büzüşme meydana gelir. Ve bu büzüşme gelen yer, şu büzüşme olan yer zaman içinde iyice daralır ve kişi de ağrılı dışkılamalara, işte dışkı çapının düşmesine neden olur. İşte biz buna makat darlığı diyoruz. Öncelikle bu şekilde bir hasta müracaat ettiği zaman muayenesi çok önemlidir. Detaylı bir makat muayenesi yapılır. Onun dışında işte defekografi, MR vesaire dediğimiz testler, anal manometri dediğimiz makat kaslarının bu işten ne kadar etkilendiğini, o kaslarda da büzüşme veya yaralanma olup olmadığını anlamak çok önemlidir. Ve ondan sonra tedavi planlanır. Çünkü burada nasıl bir tabloyla karşı karşıya olunduğunun anlaşılması gerekir. İşte o da ancak defekografi dediğimiz dışkılamanın filminin çekilmesi, manometri dediğimiz o basınçların ölçülmesi, gerekirse veya yapılabiliyorsa bir kolonoskopi tetkikinin gerçekleştirilmesi, bunlardan sonra ancak hastanın tedavisi yönünde uygun kararı almak gerekir. Yani sende makat darlığı var, geç 2 dakikada ameliyat ederiz falan böyle bir yaklaşımla asla bu tür bir sorunla yaklaşılmaz. Çünkü videonun başında da bahsettiğim gibi makat darlığı, makat hastalıklarının kişiye en ama en çok ızdırap veren ve onun yaşamında ciddi bir kısıtlamaya yol açan sorunların liste başıdır. Onun için öncelikle bu sorunu hakkıyla halletmek gerekir. Ve ondan sonra da hastayı bu dertten arındırmış oluruz. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza üye olup tüm makat hastalıklarıyla ilgili konu, soru, detaylara ulaşabilmeniz mümkündür. Sağlıklı günler dilerim.